Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Psikoloji yapıyoruz. Sıra bunda zannediyorum. Vicdanına muhalif yaşayandan her daim endişeli, tutarsız ve şüpheci yaşarlar. Bir de okuyayım. Bir vicdan var. Bir de yaşadığı realite var. Vicdanına muhalif yaşayanlarda daima endişe, tutarsız ve şüpheci olurlar. Başka? Bunlar bir kitaplarda olmaz ha. Bunlar enfusi tefekkürler. Yani böyle psikolojiyi piyasada kitaplardan böyle şeylerden ne alınma ne de zaten yok. Olmaz böyle şeyler. Böyle bir şeyleri yok yani. İki. Vicdan fıtrat-ı zişur olduğundan dolayı mı? Evet. Vicdan fıtrat-ı zişur olduğundan dolayı. Yani kayıpla bağlantılı olduğundan dolayı yani insanı tetikler yani bir iş yaptığı zaman. Ya vicdan Allah ile insan arasındaki bir berzahtır. Berzahtır. Şimdi Allah'a bağlar Allah'tan koparır. Vicdansız olunca koptun. Kopunca şüpheci, endişeli ve kaygılı yaşar bu insan. Çünkü vicdanın içerisinde ne var? Oradan çıkarıyorum. Diş kabuktan, soğandan içeriye girelim, soğan kabuğu gibi. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Bunu güçlendirmek için vicdanlı insan, vicdansız insan kimdir? İrade işlevi olursa, irade güçlü olursa, ibadetullahı olur. Veya tersi düşün, ibadete hassas olanın iradesi güçlü olur. Zihnin vazifesi marifetullah'tır. Marifeti olursa zihni devamlı çalışır olur. Sonra his, yani durduğu yer, bulunduğu konum. Yani hissin vazifesi muhabbetullah'tır. Yani Allah'ın onayladığı, silah-i rahim diyoruz ya, sıla bağdır, rahimin onayladığı bağ. Yani Allah olan bir şeyde bağ. Silah-i rahman değil. Silah-ı Rahim mesela Mubikat-ı Sevabarla'da namazı terk etmek Silah-ı Rahim'de yok. Oysa namaz olmadıktan sonra her şey yoktur. İçki var, kumar var, namaz yok, oruç yok gibi zahirde. Oysa Silah-ı Rahim rahim olan Allah'ın, yani rahimin bizdeki karşılığı olan ruhun Allah ile bağını yapan her şey sıladır. Bir daha söylüyorum. Ruhu Allah'a bağlamak, ruhu Allah ile işlemek, ne varsa o sıladır, bağdır. Mesela ruhu Allah'a bağlayan oruçtur, namazdır, zekattır, haçtır. Dolayısıyla silah-ı rahim, kat-i silah-ı rahim değil. Silah-ı rahim, Bismillah'taki Allah'ın, Rahman Rahim, yani Rahman da değil, Rahim'in insanı inşa etmesidir. Dolayısıyla hissin vazifesi silah-ı rahim. Yani Allah'ın onayladığı hayat, Allah'ın onayladığı dostlar, düşmanlar. Dört, latife-i Rabbani, vicdan bu. Fıtrat-ı zişuru olan vicdan. Vicdanın yapısı bu dördü, ibadetullah ile, marifetullah ile, muhabbetullah ile, müşahadetullah ile bütünleşiyor ve bir güç oluyor. Allah ile, alemi gayb ile, melekut ile, ahiret arasında insan, Allah ile insan arasında, melekut gayb ile insan arasında bir berzahtır. Bu ne kadar güçlü olursa sıla o kadar olur. Diyelim ki
vicdanına yani ibadetullah yok. Marifetullah'a küst diyor. Mabetullah yok. Müşahadetullah zaten olmaz. Onlarda ne olur? Her daim endişe, tutarsız, şüpheci ve kaygılı olur. Tutarsız bir hayat yaşar. Noktayı istinat olmuyor da. Olmuyor ki. Nokta istinat ve istimdat yok. Böyle bir şey izah, böyle bir şey ders. Hangi kitapta göreceksiniz? Anlattığım zaten adam bu anlattığımı sulandırıyor, kitap yazıyor ya. Su kadar anlattığıma bir kitap yazıyor. De keşke bunu da anlatabilse ya. Biliyorum ya, gaybdi ki onları da biliyoruz. Yani vicdanına muhalif yaşayanlarda bunlar kaçınılmazdır. İkide bir tık 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 tutarsız, şüpheci, kaygılı, endişeli, tutarsız yaşıyor. Başka? Ben okuyorum izahını istediğinizi böyle bak sorduğun için açıldı. Sormasan açılmayacak. Ben de anladığınızı biliyorum ve bu kadar da izaha ihtiyaç duymam. İşini güç ve olumsuz kılan, işimi yaptığın iş var ya, yaptığın iş, güçlü ve olumsuz kılan senin ona yüklediğin manadır. Ona verdiğin manayı değiştirirsen, onu sevmeye başlarsın ve severek yaparsın. Bir insan işte niçin yorulur? O işi sevmediği için. Mesela, lafız manaya dayanıp ayakta kaldığı gibi. Mesela diyelim ki köyde hepimiz yaşamışız. Çalışıyorsunuz. Akşam istediğin neticeyi al, hiçbir yorgunluk yoktur. Mesela ben daha yeni geldim Karadeniz'de. Çay topluyorlar. Endişeli, kaygılı böyle, şüpheci. Çay satabilecek miyiz devlete? Sattıktan sonra saat 4'te kalkmışlar. Namaz böyle belki kılmamış sabah namazını. Sabahtan beri yağmur vuruyor, geçiyor. Hiç tarladan çıkma yok. Acayip şak 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 şak. Çünkü görüyorum balkondan hala topluyor. Hala topluyor. Şak 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 yağdırılıyor. Adam tarladan çıkmıyor. Saat 4. Sabah 4. Akşam 4'te 5'te çıkıyor, çayı veriyor. Eğer satmışsa süper gibi bir şey. Yani sıfır adam. Kuş gibi geliyor. Gülüp eğleniyor. Satamadıysa. İşte eğer sen yaptığın işi güç, zor kılan sebep sevmediğindir. Yani ona mana yüklüyorsun sen. Değişik mana yüklediğindendir. Sevdiğin işten muvaffak olmayı mı bekliyorsun? Sevmediğin işten muvaffak olmak mı istiyorsun? Muvaffak olsan bile seni mutlu ve huzurlu yapman yetmez o iş. Onun için haram ile abat olan kahr ile berbat olur. Hadis-i şerifte de haram Müslümana yaramaz. Yani mesela bir insan faizde ev parası, kredi alıyor, araba alıyor, o arabada mutlu olamaz. O evde mutlu olamaz. Niçin olamaz? Haram Müslümana yaramaz. Yarıyorsa İslamiyetini sorgulasın. Haram Müslümana yaramaz. Peki kaygılı yaşar tabii. Yani sevmediğin işi yapıyorsun, mutlu olacağını mı zannediyorsun? Olamaz. Muvaffak olsan bile seni mutlu ve huzurlu yapmaya yetmez. Kuru ekmek ye, batır suya ekmeği ye. Ama yeter ki vicdanın o hayatı onaylasın. Hayat o işte. Hayat o, tadına doyulmaz. İnsanlar mutluluğu değil, serveti tercih ettikleri için mutsuzlar. Mutlu mu olalım, servetli mi olalım? Serveti tercih ettiler. Sonra da bağırıyor. Vücuduna hakim olmak istiyorsan, bedenine, bu memlekettir, saraydır. Vücuttan şunu kastediyorum. Dimağın, salgı bezleri, tiroid bezleri, psikolojiyle alakalı sindirim bezleri vesaire. Bunlara hakim olmak istiyorsan, doğrularından taviz verme. Asla kurallarını, disiplini bozma. Sen bozmayınca kimse bozmaya cesaret bulamaz. Sen kendine hakim olursan herkes de sana hakim, herkese de sen hakim olursun.
Mesela burada, onun için kurallar çok sert işler herkese. Bana da öyle işler. Ben gece kaçta bir buçukta uçakta uçtum. Sabah namazına yarım saat kala geldim. Ve sabah kahvaltısı anosta kalktım diyeyim. O kadar yorgunum. Yatmamışım ya. Ve eğlenceden, gezmekten gelmemişim. Hizmetten geliyor. Bakın, bir buçukta uçağa biniyor. İstanbul afakında yarım saat kaldı sabah namazına. Kalkamam diye uyumuyorum. Sabah namazını kılıyorum, yatıyorum. İşi anlatmak için anlatacağım. Nereye götüreceğim? Ve sonra sizin gibi sabah kahvaltısına kalkıyorum. Niye? Burada kural işliyor. Burada kural işleyecek. Niçin işleyecek? Sabah kahvaltısı bellidir. Yemek de bellidir. Oturma kalkmamız bellidir. Ha peki zannediyor musunuz ki? Gençlere size söylüyorum azından. Ya ben hakikaten falan arada götürüyorum falan. Zannediliyor. İhmal edilmiyor. Mühlet sana veriliyor. Aileni, geldiğin kültürü değerlendirilerek sabrediliyor. Bak bugün birisini de göndereceğiz buradan. Akşam gidecek. Veya gitmesi tebliğ edilecek. Bitti. Niye? Niye? Bunlar ne alakası var bunu konuşuyorsun? Herkese rağmen kural işliyor. Kainatta da böyle. Peygambersen bile yukarıdan atlarsan yere çakılacaksın. Ben de atlasam çakılacağım. Peygamber de, cahil de öyle. Kural işliyor. Arkadaşlar, disiplininizden taviz vermeyin. Onun için anlatıyorum. Yoksa paymal olursunuz. Disiplini olun. Burada disiplin var. Kim? Herkese var ama. Söyleyin vicdanınıza, ben bunun istisnası mıyım? Allah'ını seversen ya. Hasta olmadıkça, ciddi bir özürümüz yoksa, keyfe marşı hareket kimin var? Benden fazla siz keyfe marşı hareket ediyorsunuz. Öyle mi diyeyim? Kahvaltınıza, saatinize, sizden ben daha titiz davranıyorum. Siz belki de daha geç geliyorsunuz vesaire. Ama yatmamışım da. Benim de uykum var. Ben de insanım. Niye anlatıyorum ha? Hayata uygulanabilir misalleri veriyorum. Yani hayatla izah ediyorum. Mesela siyasi geniş dairede ders yaparken Laika, abi niye onu atladın? Nasıl dolduracağım bu dersi? Nasıl işleyeceğim? Her bir ayetin, her bir ayet manası küllidir. Her asıda efradı var. E tabi her asıda onu yorumlayacaksın, izah edeceksin. Ha, aynı bunun gibi, bu da böyle. Yani hayatınızı disipline edin. Disiplinden taviz vermeyin. Kurallarınızı bozmayın. Şeytan selam durur vallahi. Bana selam duracaktır şeytan. İnan duracaktır. Kurallarımda taviz vermedikçe. Bu diyor, bu Kur'an'ı okuyacak. Vallahi şey yapamıyor. Diyorum ki, böyle duygu olarak, enerji olarak geliyor. Dedim biraz sıkıntı ya Kur'an. Okuyacak mıyım okumayacak mıyım söyle dedim. Konuşuyorum böyle. Bir tane kamera çekseniz deli diyeceksiniz. Gizli çekseniz. Ben bunu okuyacak mıyım okumayacak mıyım kardeşim dedim şeytana. Okuyacaksın. E ne bu ki serserilik yapıyorsun? Bana sıkıntı yapmaya çalışıyorsun he? Ne dedi biliyor musun? Benim işim bu diyor. Niye nasıl işin senin de? Bugün dedim ya. Ulan kaç seneden beri okuyorum her gün cüzümü okuyorum. Her gün cüzümü okuyorum. İsterseniz riya deyin. Bu niye söylüyorsun? İşte ben zaten şey yapmıyorum. Teşvik olur belki söylüyorum. Her gün cüzümü okuyorum. Her gün cüzümü okuyorum senelerce. Adam gene sıkıntı yapıyor. Niye yapıyorsun arkadaşım? Ya diyor benim işimi yapıyorum. Sen de işini yap diyor. Belki bir boş bulurum sana. Bak. Herkese rağmen. Eğer sen disiplininden taviz verirsen. Disipline olacaksın. Bir yere gittiniz. Risale okuma kampına bilmem ne. Lakayt yani. Ne kalkma belli, ne oturma belli, ne nizam belli. Ne işin var kardeşim ya? Anarşi oranın adı. Yani disipline edilmesi lazım. Kur'an'dan tırsıyor şeytan. Kitap çok okumaktan tırsmıyor. Yaşantıdan tırsıyor. Çok bilmekten tırsmıyor. Yaşantıdan, yaşantı. Yani disiplinden rahatsız oluyor. Disiplin. Kuraldan rahatsız oluyor. Çok bilmek hiç önemli değil onun için.
Belam bin Bahura çok bilmiyor muydu? Şeytan çok bilmiyor muydu? İlme, ilim ile dalaleti gidenler yok mu? Tonlar kadar. Ama sadakatle dalaleti giden yoktur bir tane. Disiplinden. Ebu Bekir Sıddık, disiplinli. Disiplinli bir hayat demektir. Bütün mektuplarda, layıkalarda Aziz Sıddık kardeşlerim diyor. Disiplinli kardeşlerim. Prensipli kardeşlerim diyor. Ya böyle olun diyor. Hayır, eğer bedenin hakim olmak istiyorsa disiplinli ol. Okuyacağın, kalkacağın, oturma saatlerin belli olsun. Ve taviz verme. Bak. Vücuduna hakim olmak istiyorsun. Bir de okuyorum. Doğrularından, disiplinlerinden taviz verme. Asla kurallarını, disiplinini bozma. Bozdurma. Sen bozmayınca kimse bozmaya cesaret edemez. Öldürebilirler ama hürriyetini alamazlar. Sen kendine hakim olursan herkes de sana mahkum olur. Şeytan bile senin kuralların içerisinde işler. Yani mesela top sahasında oynayan bir futbolcu düşün. Bu top sahasında bir kural var. Taç ne demek, penaltı ne demek? Yani bu kurallar içerisinde kural kurabilir. O top sahasına yeni kural kendisi koyamaz. Yani bu bedende, top sahasında futbolcuysak biz, burada bir kural var. Penaltı var, taç var. Bunları sen kurmadın. Bu kural içinde kuralın olursa muvaffak olursun. Yoksa çalım yersin, ters yatırırlar seni. Başka, soğuk asıklı, soğuk asık yüzlü, hedefine giderken utanç olma. Yani soğuk asıklı surat. Nasılsın? İyi. Ne haber? Nereden geliyor? Oradan geliyor. Bu ne ya bu surat? Acayip bir şey. Soğuk asıklı surat veya hedefine giderken, doğrularına giderken sakın utanç duyma. Hasreten kadınlar mesela, tesettüründe. Veya namaz kılacaksınız, havalimanındasınız. Doğru mudur namaz kılmak? Kainatın en büyük esasıdır. Ser kardeşim ceketin üzerine kıl namazını. Hiç, hiyer kesin sıfırla. Beyninde sıfırlanmış, buharlaşmış, kimse yok. Öyle düşüneceğiz. Çünkü onlar insan değil. Namaz kılmayan, kelenamu belhum adar. Onlar hayvandan aşağı diyor. Sen sığırlardan utanır mısın ya? Bunların içinde namaz kılınır mı falan ya? Şurada hayvanat bahçesi var. Domuz var, çakal var, tamam mı? Size hikaye anlatmıyorum ha. Hikaye değil. Bir hayvanat bahçesi var orada çevrilmiş. Domuz var, yılan var, zürafa var, akrep var. Sen ya bunların içinde namaz mı kılınır ya? Utanırım ya. Ne hayvan bu? İnsan suretinde hayvan ya. Yapmadığım şeyi söylemiyorum. Başka? Soğuk asıklı olmayacaksın. Abi elimden değil, tabiatımız bu, bizim soyumuz bu. Hayır, öyle bir şey yok. Allah bunu mesela diyor ki, tebessüm sadakadandır. Sadaka tabiatımızdan değil. Hani yapılacak, yapabilir, yani kazanılan bir fiildir. Yani yapabilirsin, yapılamayacak bir şey din teklif etmez. Başka, dostlarının elini canlı ve sıkı sıkınız, ona heyecan verirsin. Ne haber? Nasılsın kardeşim? İki elini tak, tuttuğun zaman, o bırakmadıkça diyor Allah Resulü, sen de bırakma. Tek elle tokalaşma diyor dostlarına. Tuttun, ha? Deri Hoca şöyle tutardı, bir de böyle, tamam mı? Böyle. Adam zaten tutuşta zaten pozitif akıyor, dırırt dırırt. Gidip gelmeler oluyor ya. Canlı böyle. Tak. Nasılsınız? Merhaba. İyi günler. Lan bunda ne olacaktı? Yalandan gülmeler. Öyle sonra. Tokalaşmadan bile canlı. Canlı olacaksın. Canlı olabilmek için devamlı dolu dolu olmak lazım. Bak. Depo. Büyük bir deponun musluğu nerede olur su açılması için? Söyleyin çabuk. Altta olur. Peki. Depo boş olup olmadığını musluktan anlar mısınız?
Nasıl anlarsın Mehmet'im? Ses veriyor. Sert takar değil mi? Vrrr diye atar, doludur. Basınç yüksek. Kırırır, pişman gibi akıyor. Depo boş demek, basınç yok. Tokalaşmak da böyle. Konuşmak böyle. Pasif, pısırık. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz muhabbet. Muhabbet. Çok mühim. Lan dur lan, böyle bir şey olur mu? Muhabbet. Çok mühim. Birbirini sevmek lazım. Lan sana faydası yok bu konuşmanın ya. Ya bir kere sesin bile bitmiş. Ya güçlü mü? Hayır. Canlılık olacak, canlılık. Canlılık olmasının sebebi deponun doluluğundandır. Bu adam böyle ders yapan deposunda su yok. Bitmek üzere, doldurması lazım. Ülfet belası odur. Depoya takviye gelmiyor. Bilgi, bugün konuştuk ya Mehmet. Bu bilgi netice zannediliyor. Bilgi tefekkür edilirse ilim olur ve canlı olur. Ülfeti kırılır. Adam Risale-i Nur'u okuyor. Lugatını da bilmiş. Namaz bahsi nerede geçiyor? Falan yerde. Haşir nerede? Tamam. Bildim canım. Şimdi başka arayışlara geçiyor. Nerede ne yazıyor? Ha ne dedin? Hangi video falan? Böyle. Niye? Zavallı bu. Ustadımızın tabiriyle şişeyi dışarıdan yalıyor. Vay be ne su. Bir de mübalağa anlatıyor. Tamam. Bu su var ya su. Hayatın sebebi vesaire. Risale-i Nur var ya bildiğiniz gibi değil. Ülfet yapmaz şunu yapmaz. Kendisi niye? Dışarıdan yalıyor. Lan içsene ya. Sebebi ülfet belası. Ülfet belasının en büyük sebebi ülfetli insanlarla beraber olmanızdır. Mesela burada oturuyorsunuz. Mıymıntı, pinti, tembel, maksatsız, niçin oturduğunu da bilmiyor. Ben sanki bir tesadüfen rüzgar uçurmuş gelmişsin. Kalkıyor, tadı yok, tuzu yok. Böyle bir yer. Ulan sen burada şekli olamazsın ki, olsan zaten mucize olur. Birincisi bu. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki ne olmak istiyorsanız sizden önce o hangi tip insanlarsa onun yanında olur. O ne olacaksın? İster istemez. Hatta hiç ahmaklarla beraber oturmamış herhalde değil mi? Evet. Ahmaklarla İmam Azam Hazretleri ahmakla hiç oturmamış. İsa Aleyhisselam diyor ki Allah'ın izniyle ben diyor ölüyü dirilttim. Ahrazları açtım. Körleri açtım. Bir de bir hastalık var. O pullu bir hastalık. Cüzzam. Onu da düzelttim. Düzeltmediğim, hayat vermediğim diyor yani şey. Sebep Allah'ın izniyle bir hasta yok. Yanlış şeylere şifa veremedim. Ahma. İsa Aleyhisselam en büyük özelliği ahmaktan kaçarmış. Hadiste de var abi. Ahmakla ilişkin kesin diye. Konuştuğum diye bir hadis var. Ahmak işte. Variz ani cahilin. Ayet de var. Cahilden, ahmaktan uzak durun. Ne demek ahmak? Bilmez, bilmediğini de bilmez. İddia eder böyle. Tek hemen çekileceksin. Bir kısım alevlerin gibi değil mi? He? Bir kısım alevlerin gibi mesela bazıları. Evet. Cahilet, evet. Başka? İnanamayacaksın ama tespitim bana içindi. Biraz inanmakta zorlanacaksınız belki şimdi. Ama benim tespitim. Kabul ederseniz de size ait, etmeseniz de. Reddetmek dini değil. Bir mesuliyet getirmez. Ama bir dinleyin bakalım. İnanamayacaksınız ama tespitim. Kin, haset, yeis ve ben merkezli düşünenlerin simaları da kötüdür. Simaları, bedbin, meymenetsiz, insanı okşamayan, insanı iten, rahatsız eden, zihinleri çizen bir sima olur. Kim? Kinci, hasetçi, yeisçi, ben merkezli insanların simaları bu bir kitapta olamaz. Yok diyorum size, yok. Varsa bu derslerden almış. Bu dört sıfat. Kin, kinci, hasetçi, yeisçi, yani nefret de var. Ben merkezli düşünen insanların suratı, inanamayacaksınız ama maalesef benim düşüncenin simaları kötüdür. Güzel simaları da
Olmaz bu tiplerin. Çünkü Allah Resulü şöyle bir hadisi var. Güzel ruhları güzel simalarda arayın. Kadınları, kızları güzel zannedeceksiniz. Hayır. O cemaldeki o şey, letafet yoktur. Sima güzelliğidir. Yani organların uyumu. Parlaktır, bilmem nedir. Hayır o. Şu saçlarında ve gözlerinde o güzellik orada yani. Yoksa o et güzelliğine kastetmiyoruz. Böyle bakarsın öyle. Adam meymenet yok adamda. Baktığın zaman seni rahatsız ediyor böyle. Meymenetsiz simalar var o kadar güzel kızların ve hanımların veya adamların. Meymenetsiz. Ruhları bozuk. Allah Resulü cesetten bahsetmiyor. Güzel ruhları güzel simalarda arayın. Ayette de simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Simalarından bellidir. Nasıl bir adam oldukları. Bak devam. Ter kokuları da hayvan ölüsü gibi kokar. Ter kokuları da sanki hayvanın ölüsü gibi kokar. O, bu kötü ahlaklıların özelliğidir. Ya ne diyorsun sen ya? Allah Resulü'nü sahabe yoldan tanırmış. Allah Resulü geçip geçmediğini sahabe söylüyor. Çünkü Resul'a geçtiği yerde güzel koku bırakıyormuş. Üstadımızın kullanılmış çamaşır, daha çamaşır diyor kirletmeden, tarihçede yazıyor. Çamaşırları kirler, boşuna yazmış değil mi bunu? Bak boşuna yazılmış değil mi? Lafı güzel değil mi tarihçede? Bak diyor ki, üstadımız çamaşırları kirlenmeden yıkattırırdı diyor. Abi diyor ki, hangisi yıkanmış, hangisi yıkanmamış gözle göremezsin diyor. Nasıl anlarlarmış? Söyleyin. Gül kokusundan. Hangisi kokarmış? Giyilmiş eşya kokarmış. Öyle kokar. Bir adamın yanına oturuyorsun, gavur ölüsü gibi, tamam, hayvan ölüsü gibi leş kokuyor. Bu adama tavsiyem, daha ölmedi, kıyamet baştan, kıyamet kopmadı. Bu adam hemen ahlakını düzeltsin. Yeisten, hasetten, hasetten, yeisten, kinden, ben merkezli düşünmekten vazgeçsin. Kin, nefret, haset, yeis, ben merkezli düşünmekten vazgeç, terin düzelir. O kadar mı mühim? İslam hukukunda içki içenin teri de affedersin idrar gibidir, necistir. İçki içenin teri de necistir. İçki içmeyenin hiçbirisinin teri necis değildir. Arkadaşlar, şişeye, poşetten, bezen, dışarıya süzen var ya, küpten, içeriden haber veriyor. Sima da içeriden haber veriyor. Koku da sima içeriden veriyor. Ses de, mimikler de. Yani benim bu içeride tespitim olduğu için bende de bu heyecan var ya. Adama şöyle baktığım zaman veya ömrüm bunlar geçmiş. Abi bunlarla benim işim insan ya. Ömrümde şeker satmamışım. Yani anlıyor musunuz? Benim işim insanla olmuş. Müsaade edeyim bu kadar olacak da tespit. Bakıyorum içine. Bu da simasına bakıyorum. Dostluğum oluyor. Ruhuna bakıyorum. Bu simayla tak. Ay ruhuna bakıyorum. Simaya bakıyorum. Tak. Şifreliyorum. Bu sima bu ruh. Tamam. Asıyorum çamaşıra. Başka bir zaman bu sima bu ruh asıyorum. Bir bakıyorum ki hepsini bir diziyorum, kaydediyorum böyle. Kaç tane defter var? Şimdi bu 18. Kaydediyorum. Özelim var benim. Özel defter herkese çıkmıyor mu? Ondan sonra bakıyorum adama tak 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 bir araya diziyorum ki hakikaten kesin. Bunlar tasavvur değil. Benim için kesin realite. Yani yakışıklılık ve güzel tenli değil ha. Şuralarında ve gözlerinde. Ya simasında bir meymenet ya. Nasıl anlatacağım meymeneti? Seni okşar. Seni okşar. Rahatlatır. İtmez. Abi ama böyle insanlardan bazıları itiyor. O tipten olmadığı için. Birbirine mizacen ve ruhen yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler.
Ruhen ve mizacen, birbirine zıt olanlar birbirini nefret vardır. İşat-ı Caz 107. Tamam hocam, Üstad İşat-ı Caz'da diyor ki ne, Allah her şeyin diyor, önce melekutunu yaratır, sonra mülkünü yaratır diyor. Bu mesela bu ahlaka yöneltsek bunu. Mesela diyelim ki çok asabi biri, devamlı işte önüne gelen vurup çatıyor. Demek ki ne, iç aleminde de devamlı kendisine biri vurup çattıktan dolayı dış aleme öyle yansıdı. Aynen, o da var. Şimdi şöyle, çekirdek yoksa ağaç yoktur. Ama ağaç varsa çekirdeği mutlaka vardır. Tabii ki ilk önce melekut, sonra mülk. Tamam. Her mülkün melekutu var ama her melekutun mülkü yoktur. Her çekirdekten ağaç yoktur ama her ağaçtan başı çekirdek var. Şimdi iç aleminde kararsızlığı, birbirine çatışmayı yaşayan, içinde çatışmayı yaşayan bir insanın dış dünyada insanlarla ilişkilerinde ahenk olur mu? İçinde çatışmalar yaşayan bir insanın dış dünyada barışık olur mu? Kendisiyle barışık değil. Kendisini sevmiyor, özgüveni yok. Ben yapamam, pinti yani, beceremem. Hayır. Bugün birisine dedim ki, hocam diyor, sıkıntılarım var. Ben sıkıntı gelmeyince rahatsız oluyorum dedim. Ya niye, Allah beni bıraktı mı diyorum. Hakikaten mi öyle? Tabii ya. İnsanı güçlü kılıyor ya. Yani iç aleminde, iç aleminde rahat olan, barışık olan, karmaşık yaşayan, her şeyi oturtmuş, disiplin olması lazım. Hayatımızı disipline edeceğiz. Yani şansım yok. Bu dersler disiplin dersi. Disiplin edeceksin yani, tamam mı? Hayatında disiplin koymuş, her şeyi yerine oturtmuş. Bu budur, bu da budur. Şaşırmıyorum bana işte, şeytan geliyor böyle yap, böyle yapma, okuma falan. Gayet normal. Yapmasa şaşırıyorum. Bir misal vereyim. Abdestim kesin varsa tamam. Onda sorun yok. Abdestimi unutmuşum. Bakıyorum. Ona abdestim var mı yok mu, namaza gideceğim. Hiçbir vesvese gelmiyorsa abdestim yoktur diyorum, gidip abdest alıyorum. Vesvese gelmiyorsa, dikkat edin. Vesvese gelmiyorsa abdestim olmadığına delildir, abdest alıyorum. Vesvese geliyorsa abdest almıyorum. Çünkü şeytanı çok iyi tanıyorum adamı. Adam varı bozmak üzerine vesvese getiriyorsa demek ki şeytan devrede. Şeytan abdestimde devrede değil. Şüphelenmiyorum, abdestim var mı yok mu diye. Ha, demek ki şeytan hoşuna gitti bir şey ki devreye girmemiş. Abdestim yok ki adam girmemiş. Abdestim olsaydı adam vesveseyi verirdi. Vesvese verdiği her şeyi tersini yapacağız. Ben şimdi abdestim var mı yok mu kesin. Ondan şey yok. Şu anda abdestim var. Unutmuş. Şöyle tespit ediyorum bir şey anlatmak için. Acaba benim abdestim var mı ya? Vesvese geliyorsa altına imza atıyor şeytan. Abdestim var. Şeytan. İmza atıyor. Ne ile? Vesvesesiyle. Hiçbir şey gelmiyor. Niye gelmiyor sence? Niye gelmiyor? Şeytan niye vesvese versin de gidip abdest alayım ben? Şeytan vesvese verse benim gidip alacağım yani. O zaman diyor. Namaz kıldın tam böyle vakti geçecek senin abdestin yoktu diyor otobüse binerken. Hayda. Niye baştan demedin? Der miyim benim işimi yapıyorum diye. Biz de işimizi yapıyoruz. Adamı iyi tanıyacaksın. Ha, içinde kaosu yaşayan, kaotik yani için çatışmalar, çarpışmalar, tufanlar falan hiçbir şey oturtmamış. İçinde böyle. Dışarıda hey nasılsınız, hoş geldiniz. Ha, maşallah kardeşim öyle falan diyeceğim. İçeride zaten kaotik ya, kaos yaşıyor. Tabii dışa vuruşu bunlar. İçeride zaten çarpışıyor, dışarıda tam böyle çarpışıyor, tak 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 tak. Annen çağırıyor falan, tamam mı? Salih! Ya dur be! Ne dedim ya diyor annen sana şimdi, tamam mı? Yani tamam, tamam. Ya Salih! Tamam anne, of! Anne de şaşıyor, ne dedim ya Salih dedim. Evet, anne bilmiyor çünkü Salih onda... İçeride çatışmalar yaşıyor. O anda kavga yaparken şimdi sana yumruk atıyorlar, sen yumruk atıyorsun, biri çarptı. Ne var anne? Tak yumruk yiyorsun. O zaman bağırıyorsun. Ne var anne? Dur ya çarpışıyorum da diyemiyor ya. Ne var? İçinde kararsızlık var. Tufanlar esiyor. Mesela anneniz kardeşinizi çağırsa. Sizde de yok da haşa sizin hiç alakası yok. Dese ki Ahmet! Ses yok. Odada yapıyor ha. Ahmet! Ya dur be, ne var ya?
Allah Allah. Anne baba da şaşırıyor. Ne ulan ne dediğim ya bu tepkine? İç aleminde kardeş sana değil. O iç aleminde yaşanıyor. Sen de şey yapmışsın. Sen kızsa Ayşe. Ya ne oldu be anne? Ya bulaşıkları şey yapmadın. Öf be. Çünkü hayalinde televizyon seyretti. Romantik bir hayata girdi. Hayal aktif oldu. Yavrunun en büyük bize zararı realiteden koparıp hayalde yaşatmaktır. Hayale seni soktu mu realiteden kopuyorsun. Hayalinde prenses, kraliçe uçuyorlar, kaçıyorlar, uçakları var, arabaları var, her şey emrediyor oluyor. O anda anne Ayşe ne oldu be anne? Bulaşık yıka. Ulan kraliçeden gelip bulaşık mı yıkanıyorsun? Ha, nasıl ineyim oraya? Bütün uçakları emrediyorum, arabalar, uçaklar, devlet, millet yönetiyorum. Herkes beni alkışlıyor sahnelerde falan. Tamam böyle tamam. Ayşe bulaşık yıkadın mı? Okula gideceksin, şunu temizledin. Öf be anne, bıktı mı senden ha? Niye? Orada nasıl çıksın da oraya gelsin? Buraya peki kim itti? Realiteden koparan dizilerdir. Diziler bizi gerçek hayattan koparıyor. Hayale sürüklüyor. Oradan çıkmak istemiyoruz. Artık arabaya giderken, tuvalete giderken, bakkala şeker alırken, okula giderken, hocayı dinlerken hayat hayal olmuş. Ne yaptılar biliyor musun? Neslimizi hapsettiler. Anladın mı? Bunu neyle yaptılar? Diziler. Diziler en büyük şey günah bile olmasa dizinin içerisinde hayal hanemizi çapını genişletip bizi hapsediyorlar. En büyük hapis hayalde olmak veya tasavvurda olmak. İki tane hapishane var dimağda. Tahayyül, tasavvur, takvur. Bir tahayyül. Tahayyül hayal hapishanesinde hayatın gerçeklerinden kopuk kendi özel dünyasında yaşayan sonra F tipi hapishaneye gidecek. Tek başına neresi? Tasavvur. Orada artık fırtınalar esiyor. Kendimi düzeliyorum. Yaşamak istemiyorum. İntihar edeceğim. Odadan çıkmaz. Şeyden. Odadan çıkmayanlar F tipi cezaevindedir. Tahayyülden çıkmış tasavvur hapishanesinde. Yani kimseyle görüşmezler. İletişim kurmazlar. Ölmek isterler. Yaşamak tadı yoktur. Tasavvur hapishanesinde oldukları için. Tahayyülü geçtiler. Umum hapishane ayrıdır. Ağır ceza işleyenlerin tasavvur hapishanesi F tipidir. F tipi tek başına demek. Arkadaşlar ben içeride dolaşırken gördüklerimi söylüyorum. Peki. Sıkıyor muyum sizi? Tamam. O kadar inşallah lazım olacak mı şeyiniz olmaz ama bunlar başkasına değil, kendiniz o kadar lazım olacak, o kadar lazım olacak ki keşke ben de gençsiz yaştayken bana da böyle ders yapsalardı. Yoktu biliyor musun? Yok, hala yok. Böyle ders yok. Böyle ders yok kardeşim, yok. Niçin? Allah beni istihdam ediyor. Böyle cömertçe tespitlerini nasıl kim paylaşacak? O kadar hayatın realitesi ki yani kız niye tepki veriyor? Hadi çözsün doktor, hadi. Ya diyor doktor, doktor bey diyor, doktor hanım, kıza bir şey söylüyorum, o hiç ummadığım bir şekilde, anne, yeter artık. Bu kadar basit bir şey. Hayır, basit değil. Doktor da diyor, niye böyle yapıyorsun? O da diyor ki, ne, bilmem. Çocuğu da götürmüşler doktora. Çünkü kız da diyor ki, bilmem, ne bileyim, içimden öyle geldi. Çözülemez. Çünkü çocuk ifade, belki edebilirdi ama etmez ama çoğunlukla o da ifade edemez. Niçin o hırçınlık oldu, asabilik, o tepki verdi? Çünkü buradan çıkmak istemiyor. Ana geldi çıkartmak istiyor. La kim kraliçeden gelip de bulaşık yıkayacak? Ana böyle bir zalimlik yaptı. Kraliçelikten aşağı indiriyor. Ondan tepki veriyor. Tepki ondandır. Gerçeklerle yüzleşmek istemiyor. Gerçek hayatı, hayali gerçek zannediyor.
gerçek hayatı, hayali gerçek zannediyor. Akşama öyle yaşıyor. Leylim leylim. En iyisi su iç. Bismillah. Anlıyor musunuz? Yoksa basit bir seslenmeyle anneye kızmıyor. Gerçeğe dönmek istemiyor. Dünyasından çıkmak istemiyor. Gardiyan bırakmıyor hapiste. Nice lüks odalarda, hapishanelerde yaşıyorlar. Nice lüks evlerde hapsedilmiş bu aileler. Nice lüks elbiselerde intiharı düşünen insanlar, hayatın tadı yok diyenler. Bir tane sen anlatayım size. Ardeşen'e derse gidiyorum. Daldım, geçtim. Girdim bir yerden, baktım ki o kadar harika ki dere kenarına ağaçlar dikmiş adam, derenin kenarına uzatmış, çay bahçesi yapmış. Ulan dedim, bu çay bahçesinde limon da yoktur, ben bir limon zaten çantama, limonu aldım, çektim, ulan kendime bir ziyafet çekeceğim. Madem bunun dedim hikmeti var, derse daha 45 dakika falan var. Kendime bir ziyafet çekeyim. Öyleyim dersi. Dokunma. Evleniyoruz. Herhalde o. Düğünçe. Limonu aldım bak bir şey anlatacağım. Hayata dikkat ederseniz hep böyle sizin için de hep ders dolu. Gittim. Köşeye şey yapacaktım, o dereye bakan köşeye orada oturuyorum ama yoktu yer. Oturdum. Derken telefon geldi. Oturdum. Kardeşi hakikaten güzel de bir çay verdi. Limonu da sıkıyorum. Anlatırken konuşuyorum böyle. Tebessüm yapıyor. Cevap veriyorum. Bir dostum arıyor. Onunla böyle şey yapıyorum. Şöyle bak. Meğer duyuyor. Biraz sesim gerçi dikkat ediyorum ama yakınmış meğer. Tahtadan ya. O da sorunu vardı. Şöyle bak, böyle bak. Karı kocalar. Çok ilginçtir. İkisi de okumuş. Ne iş yaptık ben demeyeyim ki belki bu dersi duyarlar çünkü siteyi söyledim. İkisi birden masama geldi. Dedi ki böyle yaptı. Ben de dur bir dakika dedim. Buyurun oturabilir miyiz dedi. Hiç böyle açık saçık ha. Bir tanesi doktor ya. Ötekisi de öğretmen o kadar. Tabii buyurun. Ben de yalnızlıktan sıkılacaktım zaten dedim. Geldi. Bak. O konuşmayı dinlediler. Telefonu kapattıktan sonra dediler ki onu devam eder misin bize dedi. O kadar acayip. Misafir gelmişler. Gezmeye gelmişler. Ondan sonra başladık sohbet etme. Çok ilginçtir. O nurları duymuşlar ama bu şekilde mi? Ve o anlattığım sanki bunlara giydirilmiş. Biz zannettik ki birisi bizi takip ediyor, bizi birisi biliyor. Yanımız masaya oturdu. Telefon numarasıyla birisini bir şey anlatıyor. Oysa bizi anlatıyorsun. İkisi. Bunları anlatıyordum daha çok. Çocuklarımızı ne yapacağız? Niçin? Bir kızları varmış odadan çıkmıyormuş. Tam da ona tevafuk etti işte. O soran da onun aynı tiptendi. Ona izah ediyordu. Neredeyse mutfağa televizyon koymuş, tuvalete de koyacakmış. Tamam. Koymuş artık hep böyle macera. Erkekler ise komple teorisi, mafya filmleri, vurup kırma. Böyle komple teorileriyle büyüyor. Kızlar da macera, hayal. Hayal hanede hapsedilmiş. Ondan sonra doktoru çözemiyormuş. Göz cerrahisiymiş. Göz hastalık vermiş kadın. Ondan sonra. Yani bu ne bu tepkiyi niçin falan çözemiyorlar. Doktor da diyor ki ya şeydir acaba geçmişte bir şey mi yaptın sonra. Yok hayır. Şöyle mi davrandı? Hayır hayır. Gayet normal fazla yapmışsınız. Bak çok basit. Kız çıkmak istemiyor ondan.
Hayali gerçek, gerçeği hayal zannediyor. Oradan gelmek ister mi? Şöyle diyeyim de geçeyim, daha çok uzattım. Siz dershaneden sizi kopartmaya çalışsalar ne yaparsınız? Osman, nasıl? Ha o da onun için öyle. O kurguladığı dünya gerçek yapmış ve içine oturmuş. Artık yürürken dükkana da sokakta rastlamıyor musunuz böyle adamı? Kendi kendine konuşanlar. Kendi kendine gülüyor. Nerede peki? Burada mı zannediyorsunuz? İşte cesetle ruh ne kadar zıtsa o kadar buhran geçirir. Çay bahçesinde işte denk gelecek. Allah işte basit bir sebeple en böyle muzdarip meseleni çözecek. Biz de çözemiyorduk. Bırakıyor mu? Bırakmadı. Bırakır mı? Allah Allah. Ondan sonra geldi o şeyi, onu konuşuyoruz. O tekisi geldi. O çay getiriyor falan. O duruyor böyle. Sıkıntıdan da bahsettim. Garson zaten şey. Acayip bir şey ya. Adam, o kadın dedi ki, tanıştık tabii epey oldu derse tabii 15-20 dakika. Dedi ki, inan rica ediyorum. Hatta rica ediyorum, yalvarıyorum. Ne olur çayını ben vereyim. Ne olur ben vermeyeyim. Tamam ver. Sen. İlk önce çekinince dedi ki, ben helal iş yapıyorum doktorum dedi. Böyle Allah Allah. Evet geçelim. Uzattım ama hayatın içerisini anlatmak istedim. Ter kokuları da hayvan ölüsü gibi kokar. Ahlaken düşük insanların terleri ağır ve pis kokar dedik. Geçiyorum. Kimsenin maddi hedefine, maddiyatına göz dikersen seni tabii ki sevmezler. Mesela bir beklenti içinde olursanız, onu da adam hissederse, bu hizmettedir, bu şey yapıyor. Ben de servet sahibiyim, fabrikam var bilmiyorum. Seni bir hissetse var ya ki, bu benimle diyaloğu, hoş geldin abim hissi, benim arkamda bir beklentisi var derse, seni acayip nefret edersen. Bu tipler, senin ne özelliğin var? Din, sebap, manevi hayat, orta az abi. Benim, kendi malı, bana ait. Herkesin servetini bölüşürler. Ortak olmaya çalışırlar ama kendi üzerine oturduğu serveti bölüşmezler. Tabii sen de diyorsun, tabii abi ortağız. Öyle olmuyor. Ruhuna göre, iştirak amal-i hurviyene göre alacaksın. Hani beni bazen görüyorsunuz, hani geliyor da gidiyorlar. Abi falan, emrine amadeyiz falan. Hepsi hikaye. Abi emret yani falan. İhtiyacın veya diyelim ki bir bardak lazım olacak. Hiç kimseyi göremezsin. O abi ne biçim? Vay. Biliyor. Bir yere dershane mi açacaksınız kardeşim? Birilerine güvenerek, sakın kirasını güvenerek açma. Senin gücün varsa sen açacaksın. Ben böylelikle o kadar dershane kapatmışım ki yarı yolda kalmışım. Bana yakın. Bir ay önce, 1,5 ay öncekini de kapattım. Ben realiteden bahsediyorum, iddiadan bahsetmiyorum. Ha? Demek ki ona böyle bir beklenti içinde değil, adam olduğu için, insan olduğu için, Müslümansa veya nurcuysa onun için davranıyorsun. Beklenti içinde olmayacaksınız, ne olursa olsun. Abi hizmet yapacağız ondan al. Hayır, yapma kardeşim. Senin vazifen şu, sırtına ne konmuşsa onu yapacaksın. Olman gereken yerde ol, yapman gerekenleri yap. Temennilerin peşine koşma. Yapacağın işi en iyi yap. Ya ben topluma hitap etsem şöyle. Hayır. Beni biliyorsunuz değil mi? Çok da şahitsiniz. Televizyonlar çağırıyor mu? Çağırmıyor. Gidiyor muyum? Git. Sizi tercih ediyor. Çünkü vazifem bu. Oteki şeyler benim vazifem değil. Olma. Onu kim yapar? Bilmem. Allah kimi vazifelendirsin. Benim işim dar daire. Benim işim dar daire.
çekirdek, ağaçla uğraşmıyor. Fırtına gelir, dalın koparır, şey yapar, üzülme. Kök sağlam. Ben kökle uğraşıyorum. O faaliyetleri geniş daire faaliyetleri derler ustad. Dar daire faaliyetleri, geniş daire faaliyetleri. Bizim vazifemiz dar dairedir. Başka? Unutma, başkasını aşağılayan, küçümseyen insan kendini de öyle görüyor da karşıyı da öyle yakıştırmalar yapıyor. Yani kıyası bir nefs yapıyor. Bir tipler var, yani bir tip değil ki, bu kesin benim için. Benim için kesin. Öyle tipler ki, karşıyı aşağılıyor, dalga geçiyor, alay ediyor, küçümsüyor. Merak ettin, kim bu? Niçin böyle yapıyor? Ben şeyi çok seviyorum. Davranışlardan, konuşmalardan, hareketlerden, simalardan arkayı seyretmek. Ruh. Bu niçin yapıyor? Hani atsi gösteren gururun ile. Var ya 23. sözde. Bak, atsi gururlu adam. Ustad diyor ki acizdir. Ha, niçin aşağılar? Çünkü kendisi aşağılık hissettiği için. Niçin kibirli? Aciz olduğu için. Hatırladınız değil mi 23. sözde? Verirsen sözleri gösterir. Açı gösteren gururunla, kibri gösteren tasonun. Bu bul Resul hadi dur. Buldun mu? Hadi bakalım. Hani şey yapmayayım. Ondan sonra ben konumu geçeyim. Bulduğunuzu söyle. Niçin bak sizi orada görmenizi istiyorum. Yani bir insan gururlu gibi var mı falan. Kim adam bu? Mesela belediye başkanı tutup da jopla simitçiyi kovalamaz. Sokak satıcılarını belediye başkanı kovalamaz. Zabıtayı kullanır. Çünkü ona ihtiyacı yoktur. Hava atmasına ihtiyacı yoktur. Evet buldun mu? Oku oku. Dinliyorum. Oku ben bakmayayım şimdi. Hadi bakalım. Bulamadın mı? He? 23. sözde ya Resulüm. Demek şu meşhur saltanat insaniyet ve terakkiyatı beşeriye sahip kemal batı medeni cevbile deyip kaderi... Yok. Yok sevgili kardeş bak. Sayfa 315. Ehli dikkatin nazarında zaafı gösteren tekebbürün ile. Tekebbür? Ne? Kibir. Kim kibirlenir? Arkaya geç. Kim? Zaafı gösteren tekebbür. Tekebbür insan zayıf olduğunda o eziliyor. O duygusunu zayıflığını bastırmak için kibire ihtiyaç duyar. Nefis yapıyoruz. Nefis o toplantı olma sıfatından bahsediyoruz. Tabii ki nefis. Ama nefsin hangi sıfatı? Zayıf. Kendisini zayıf, güçsüz hisseden kibirli olur. Yani kibrin dişe vuruşudur ama batını nedir diye görmenizi istiyorum. İki, atsı gösteren gururun ile. Gurur. Gurur insan hangi tip insandır? Gurur atsı gösterir. Aciz adam gururlu olur. Riyayı ve zilleti gösteren tasanı ile. Yapmacık ait bilineyim, tanınayım falan. Hangi tiptir? Riya ve zelil insan. Aşağılanmış, itilmiş, kakılmış, bir şeyi bulamamış. Tamam. Buna ihtiyaç duyuyor. Tanınmaya, bilinmeye, sevilmeye ihtiyaç duyuyor. Çünkü kendisini sevmiyor ki. Kendisini sevmeyen, sevilmeye çok ihtiyaç duyuyor. Oysa, kendisini seven, sevme ihtiyacı giderilir. Sevilmek, sevmekten daha ciddi bir ihtiyaçtır. Niçin bir insan ölürüm, intihar ederim falan sevgisi için? Çünkü kendisini sevmiyor. O kendisi sevgisiz olduğundan seviyor ki beni sev diye. Aslında sevmek için sevmiyor, sevilmek için seviyor. Terk edildiği zaman intihar ediyor. Hani çok kaliteliydi, uçuyordun, kaçıyordun, onun için ölecektin. O seni reddettiği zaman ben seni sevmiyorum.
dese niye intihar ediyorsun? Demek ki sevgi çift yönlü çalıştırmak istiyorum. Yani seviyorum ki sevesin beni. Ben samimiyim sevmemde. O zaman samimiysen seviyorum seni, sen beni sevmesen de. O sevgi samimidir. Eğer sen beni sevmeden ben de seni bu sefer kaka diyorsa, bu sefer sevgi menfaat içindir. Sevilmek içindir sevmek. İntihar ediyorsan karşılık görmediğindendir. O zaman sen sevgi açısın. Aç, aç, sevilmek açısın. Aç olduğun için. İnsan kendisini severse başkasını sevmesine ihtiyaç duymaz. Dolmuş tabii. Mesela cebinde para var. Başkasının eline bakmam ki başkasının para vermesine ihtiyacım yoktur. Cebimde vardır. Bu İhlas Risalesini şöyle anlatıyor. Niye için gavurlar ittifaka ihtiyaçları vardır da Müslümanlar ittifak etmiyor? Çünkü Müslümanların böyle bir ihtiyacı yok, hissetmiyor. Aciz değiller, acizlik hissetmiyorlar. Hepsi bir müstakil gibi. Ama gavurlar da diyor, güçsüz olduklarından, birbirini kendilerini sevmediklerinden bu hayata ve düşmana karşı başkalarının muavenetine ihtiyaçları var. Demek ki fazilet ve kemalatlarından ittifak etmezler, acizliklerinden ederler. Anladın mı burayı? Psikolojidir Risale-i Nur komple. Nereden çıkartıyor diyorlar. Ben de tipi tipten diyorum. Gerçi artık o sarkız yok değil mi tipi tip? Bazıları öyle diyor. Çünkü bak buralar bu işte. Aczi gösteren gururun ile. Değil mi? Aczi gösteren gururun ile. Tekebbür neydi? Zaaf. Zaaf mıydı? Zaaf mıydı? Zaafı gösteren tekebbürün ile. Riya ve zilleti gösteren tasanu ile. Üç tane şey. Allah Allah. Başka. Sana hücum eden, asabiyetini tahrik edene bu budaladır. Ne yaptığını bilmiyor de. Onun seviyesine inme. İnsanın üç temeline hücum edilir. Bir, mukaddesatına, kimliğine, kişiliğine. Üç, malik olduklarına. Mukaddesatına hücum olmuyorsa aldırış etme ve geç git. Şimdi bir şey kanun. Kendimce bir şeyler yazmışım. Ben anlarım diye ama izah edeyim. Asabi olanlara çare. Bunu asabi olanlar dinlesin şimdi. O abime sinirleniyorum bu adama. Niye? Mesela adam geldi hakaret ediyor. Hemen kendini üçe ayırabilirsen asabiyetine kurtulursun. Çok da kolay. Tamam bak kullanırsınız arkadaşlar sağda solda vazifeye gittiğiniz zaman. Üç temel kategoriye kendini indirgeyebilirsen asabiyetten, hücumdan kurtulursun. Kısmen ben muvaffak oluyorum. Ama bir kısmen de muvaffak olamıyorum. Bir, adam bana hücum etti. Hakaret ediyor. Hemen şu soruyu sor. Bulayım dur. Bir, bu zatın hücumu mukaddesatıma mı? Benim şahsıma, dan, Allah'a ve Kur'an'a mı hücum ediyor? Bak. Yok. Ulan hayvan asan dedi. Bana dedi yani. Senin Allah'ına dese. Ha, benim şahsımda mukaddesata. Demek ki rastladığınız olaya bir, mukaddesatıma mı hücum ediyor? Yok, geç. İki, kimliğime mi, kişiliğime mi? Ha, senin gibi insanda. Bana bir tanesi telefon açtı. Ha, Burcu, sen diyor, insan değil, hayvan bile olamazsın diyor. Dedi ha, telefonda. Ve kapattı. Hiçbir şey demedi. Peki, ben bunu alaya gitmek için o beldeye gittiğim zaman ziyaret ettim biliyor musun? Ziyaret ettim. Çünkü o söylediği söz içeriye doğru basıldı, yattı. Niçin? Bir, aptal mıydım ben? Bir, mukaddesatıma mı hücum etti? Yok.
Bana o kadar hücum ediyorlar ki mesela siteden adamlar, şeyleri hoşuna gitmiyor mesela. Hocaları bilmem neleri, hoca eleştirmemi, hani hep bana şöyle eleştiriyor, iftira ediyorsun. Adam Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi diyorum diyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi beraberdir. Onu kim kimi severse onunla beraberdir. El mer'u me'e men ehebbe hadis. Dost dostuyla beraberdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sevdiriyor diyorum. Dolayısıyla aynı tiptendir. Bana diyor ki iftira ediyorsun. Bu iftira mıdır? Realite midir? Kale almıyorum. Niye almıyorum? Mukaddesatıma hücum etmiyor. Ben söyledim. Gerçek olan bir hayatı adam yok zannediyor. Yok zannediyor. Birincisi, bir daha toparlıyorum. Hücum ettikleri zaman mukaddesatıma mı hücum ediyor? Yok, geç. Hiç kale alma. İki, çünkü ayette şöyle diyor. Ve ariz anil cahilin. İraz et. Yüz çevir cahilde. İki, kişiliğime ve kimliğime mi hücum ediyor? Geç. Üç, malik olduklarıma mı hücum ediyor? Benim sahip olduğum veya benimle ifade edilen davama mı? Dershaneciliğe mi? Benim şahsımda sizlere mi? Üstad da diyor ki, bana hakaret ettiler diyor. Beni istihdam eden zata aittir beni müdafaa etmek. Eğer diyor benim şahsımda mukaddesata ediyorlarsa, onun müdafası bana ait değildir. Kabe'yi tahrip etmeye gelmişsin, ben develerimi istiyorum. Ebu Bekir Sıddık ruhu gibi. Çünkü ben develerin çobanıyım, Kabe'nin çobanı sahibi başkası. Ben develerimi istiyorum. Adam dedi, al dedi ya sen Kabe'yi korumayacaksan tamam. Ebabil kuşları tepelerine bindi. Ha demek ki şöyle bakacaksın. Bu adam sinirleniyorsun bak. Benim mukaddesatıma mı hücum etti? O zaman sinirlen. Bir. O zaman ne diyorsun kardeşim sen? Çek dışarıya. Gücün yetmiyorsa terk et orayı. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Müslümana zillet yakışmaz. Nedir ya Resulallah zillet? Yapamayacağı işe girişmez. Baktın ki bunu dövemeyeceksin, atamayacaksın, sen terk edeceksin orayı. Mukaddesatına hücum ettiği için dinine, Kur'an'ına. Orayı terk et. Sinirlenmenin bu gerekçesi bu olmalı. Allah Resulü'nün alnında şu baş parmak kadar nasıl oluyorsa damar geriliyormuş. Allah'a ve din meselesi olunca. Sinirlenmesi öyle oluyormuş. Ama hakaret ettiler, deve işkembesi kafasına attılar Kabe'de secdedeyken, hiçbir şey demedi, çekip gitti. İsa aleyhisselam hakeza. Demek ki benim şahsımda mukaddesatıma hücum ediyorsa sinirlen. O şıkkı koyduk. İki, kimliğime ve kişiliğime mi ediyorlar? Affet ve yüz çevir. Üç, sahip olduklarıma mı ediyor? Onun da müdafası bana aitti. Bizi istihdam eden Risale-i Nur'a aittir. Üstad diyor ki, Risale-i Nur'a hücum edenler tokatlarını yerler. Öyle mi değil? Tamam. Senin vazifen ne? Doğruyu söylemek, külliyatı göstererek. Yani külliyatı kapatıp böyle külliyat söyledi, buna ayıp şey yok. Yoldan göstereceksin ki vicdanlar şey olsun, aktif olsun. Kitaptan okuduğun aldı, adam hala hiç kale almıyorsa, hücum ediyorsa hiç onu muhatap almayacaksın. Ama kitaptan göstermeyip konuşuyorsan onun konuşması, itirazı haşirde özür olur. Ya Rabbi o kendisi konuşuyordu asan, onun karşısında benim de reyim vardı. Ama ben burayı açıp gösterip de söylüyorsa, itiraz ediyorsa buna mukabil, itirazı bana gibi gözükürken bu nadir. Ondan sonra bedelini ödersin. En küçük bir zararı şu olacak buna itiraz eden. İştiraka, amali, uhreveyde mahrum olacaksın. Cemaattan istifade edemeyeceksin. Sebabınla, günahınla tek başına kalacaksın. Evet. Yeter herhalde. Peki. Sormak istediğiniz var mı? Asabiliğimizin sebebi, asabi olmanın sebebi tektir. Asabi olmaya sebep temelde 3 tanedir. Daha çoğaltamazsınız bunu. 1- Mukaddesatıma mı? 2- Kimliğime ve kişiliğime mi? 3- Maddi ve manevi sahip olduklarıma mı hücum ediyor? Annem baban da sahip olduklarındır. Tamam.
O zaman sinirlenmemizin sebebi birincisi varsa sinirleriniz, ikincisi varsa çeşitleriyle beraber. İkincisinin çeşitleri çok. Sinirlenme, sinirmeye değmez. Ne diyeceksin? El cevabul ahmakul es sükut. Ahma en güzel cevap sükut. Susmak. Ahma en güzel cevap susmak. Nerede geçiyor bu? Mektubatta geçiyor. El cevabul ahmakul es sükut mu diyor. Öyle geçiyor. Ahma en güzel cevap sükuttur. Kur'an'da va'ariz anil cahilin diyor. Ama mukaddesatı şey yapınca Allah Resulü kırıncı çekti. Değil mi? Ha, demek ki mukaddesatınıza hücum ediyorsa, gücünüz varsa susturun. Fitne olacaksa terk edin gidin. Hazreti Ali aynı şeyi yapıyor ya. Ha? Yüzüne tükürdüğü zaman bırakıyor nefsini. Evet Hazreti Ali radıyallahu anh suratına tükürüyor. Kafir aşağıda tam kesecek. Tu diyor adam. Hazreti Ali kesmeyi bırakıyor. Niye kesmedin? Tükürdün dedi. Nefsim karıştı. Seni Allah için değil nefsim için kesecektim. Onun için durdum. Adam da diyor ki madem bu kadar dininiz halistir ben bu dine iman ederim. Bu kadar halis bir din. Mensubuysa. Ben vallahi billahi tallahi Hazreti Ali tabi de Hazreti Hasan değil ki vallahi kılıcı öyle vururdum ki belki de o adamın kafası değil toprağı bile keserdim. Bana tu diyecek onun şu tak bir kılıçtan diklemesine keserdim. Ne kadar nefislerine hakim, savaşta bile ne kadar rıza ilahi hakim adam kılıcı kesmiyor. Ya ben deli oluyorum bu insanların hakimiyetlerine. Hangi hakimiyet? Yani ben çok zevk alıyorum ya ruhla, bedene hakim olmaya, duygularına hakim olmaya. Yani hakikaten, hakikaten adam ya. O anda nasıl kontrol ediyor? Öf! O anda ya. O anda ya. Ben de anlamıyorum ki Mehmet. Ben olsam var ya, senin var ya aşağılık seni. Hem şey yaptın hem de tükürdün he. Böyle diklemesine keserim böyle. Adam o anda kesmiyor. Adam da diyor ki niye beni kesmedin? Ben oysa sana tükürdüm hiddete gel. Beni çabuk kesesin, doğruyasın. İşkence yapmayasın diye. Kendisi işkenceci ya. Beni çabuk kesesin diye ben sana hiddete getirdim. O diyor ki ben diyor tükürdükten sonra nefsim karıştı. Allah için değil nefsim için kesecektim. O anda nasıl yapıyor ya bunu? İmam Ali'ye sormak lazım radiyallahu anh. Ben hakikaten baba ya. Benim aklım almıyor. Çünkü ben bu dersi veya anlatımı şöyle yapıyorum aleminde. O kitabı mektubatı okurken. Ben oradayım Hazreti Ali'yim. Mucizat-ı Ahmediye'yi öyle okuyorum. Peygamberin parmaklarına su akarken. Ben böyle okuyorum bak. Ülfet olmuyor. Peygamberim elimden parmaktan su akıyor. Allah Allah. Düşünüyorum dakikalarca parmağımdan su akıyor. Ya bırak o adamı ya benim imanım ne olur. Ulan benim Allah'a dua ediyorum parmağımda su akıyor. Bir kere ben korkarım ya böyle ben kendimden kaçarım ya. Parmaklarımdan kaçarım parmaklarımdan. Ya. Doktora gidelim. Doktor. Çok tuhaf ya. Şimdi bu nasıl bir iman? İmanı ne olur tahmin et. Su akıyor şimdi Allah uzatın ne olur uzatın elinizi. Parmağınızdan su akını hayal edin. İmanı ne olur senin? Millet de su içiyor ha, kapları dolduruyorlar, develer falan. Sanki musluğu kapatacak. Bitti mi? Bitti ya Resulallah. Ya Rab kapat, kapanıyor. Ya Rab aç, açıyor. Ya bu insanın iman nasıl bir şey ya? Yani, tabii yani. Yalnız onları çok seviyorum. Böyle onları dinliyorum. Onların menkibelerini böyle dinliyorum, okuyorum. Böyle ben o oluyorum. Ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oluyorum. Parmağımdan su akıyor. İşaret ediyorum. Ay ikiye bölünüyor. Ya bırak diğerleri. Benim imanım vay be. Onun için yetişilmez de. Ya arkadaş bir mevzu arıyorum. Tak diye bir yer çıkıyor. Şefk veriyor. Okuyacağım manaya. Allah teyit ediyor değil mi Zeyd? Şimdi parmağından su akıyor. Bunun teyidine bak, benim teyidine bak. Beni bile bu şeflendiriyorsa, bu ne yapar onun imanını? Oğlum Allah aşkına ya kaldırıyorum elimi, yağmur geliyor.
ve yağmur benim o orduma kalıyor, ordum. Kaldırıyorum, yeter ya Resulallah her taraf şeyi. Ya Rab kesti tak diye kesiliyor. Şöyle buyur. Diyorum, merkeze, merkez buluta müdahale ediyor. Sonra, ya Rab yeter diyorum, tak diye musul kesiliyor. Ben o olayın da sebebiyim şimdi. Parmağımdan akıyor, bilmem. Elimi bir sürüyorum, hasta düzeliyor. Tamamen açılmış yani artık orada her şey yani açık yani sadece. O şuhuttur. Şuhut düşük o. Ama düşük mü oluyor? Tabii. Niçin düşük oluyor? İmanı bir şuhut. Yani gördüğü, tanık olduğu, şahit olduğu kendi keşfi, dalgıç gibi. Kendi yakaladığı şey. Ama imanı bil gayb ise kendi şahit olduğu imanı şuhut da kendi hududu kadar şuhut. Hududuna çıkamaz. İmam bil gayb ise benim şuhudumun dışında da olanlara da imam oluyor. İmanı bir şuhud da, imanı bil gayb da, imanı şuhud da var. Yani üniversite bitiren ilkokul diploması yok mu? Bak üniversite diplomalıya ilkokul diploması da var. İmanı bil gaybin içinde imanı bil şuhud da var ama imanı şuhudun içinde imanı bil gayb yok ya. Gayipta hala şey, iman-ı gayipta terakki devam ediyor. Abi. Devam ediyor. Şuhutta bitti, hat çizdi. Onun için iman-ı bil gayip, imanı bir şuhuttan üstündür. Yani neye benzer? Göz yordu, gözün kapalı, dalgıçsın, batan gemiye gittin, hazine arıyorsun, bir şey buldun elinle. Ha bu, buralarda haberin yok ki. Ama iman-ı bil gayip, Kur'an sana tanımladığı iman. Oo gözün açık, orada var, orada da var, orada da var. Yani imanı bil gayb demek, böyle kendi sezişlerin değil, vahye dayalı iman demek. Vahyin tanımlaması, vahyin anlattığı iman. İmanı bir şuhut ise, Muhyiddin Arabi gibi, kendi şahit ve tanık olduğu, keşfettiği saha. Bir de Kur'an'ın tanımladığı saha düşün. Kur'an'ın tanımladığı sahaya iman... Muhyiddin Arabi nasıl gidecek? Onun için Muhyiddin Arabi'nin imanı şuhuttur. Geylani'nin veya diğer işte İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman Hazretleri'nin imanı ise imanı bil gayiptir. Kur'an'ın tanımladığı, Kur'an'ı anlattığı iman. Ona iman ediyor. Onun imanı ise kendi şahit olduğu miktardır. Saha kadardır. Peki. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.